Yeni Forza videosuna hepiniz hoş geldiniz. Oyuna 7 GB'lık bir güncelleme geldi. Bir dünya yenilik ve düzeltmeler geldi ve yeni araba paketi geldi. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere bir Nissan 370 ile birlikteyiz. Bu yeni bir araba değil. Bunun en son canlı yayında yeni E-Train geldi bu arada. Onun driftini yaparken bu arabayı kullandık. Canlı yayınımı kaçırmayın. Bugünkü akşamki canlı yayınımda da yeni güncellemenin arabalarını yapıp yeniliklere bakmaya devam edeceğiz. Sakın kaçırmayın. Şimdi mağazaya geliyorsunuz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi Forza Horizon 5 Fast X araç paketi geldi. Bu 10. filmin araç paketi ama ben 10. film izlemedim açıkçası. Geldim. Önceki filmlerde de aşina olduğumuz arabalar var. Öncelikle Dodge Charger SRT Hellcat geldi. İnanılmaz bir araba. Çok ilgi çekici bir araba. Burada rampa araba var. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 6. filmde falan da görmüştük. Zaten her zamankisi 70 kasa Dodge Charger oyunda zaten vardı ama bu versiyonu farklı. Bu videoda bunu yapmayacağız. Ya sadece bu araba yapacağım ya da ikisini birden yapacağım. Çok merak ediyorum neler olacağını. Varsayılan hali 1000 beygir 1300 Nm tork. Dodge Charger gerçekten inanılmaz gözüküyor ve ne olacağını çok merak ediyorum. Ama ondan daha fazla merak ettiğim bir şey varsa o da bu. Bu arada DLC paketini 4.60 dolar karşılığında falan aldım. Ortalama olarak bir sanıyorum 150 lira 130 lira gibi bir civarlarda yapıyor. Zaten bundan önce çıkan DLC Türk lirası versiyonundan gelmişti ve o da 120-140 lira civarlarında diye hatırlıyorum. Çok bir fiyat farkı olmadı dolar bazında ama tabii karttan ödedim ve kartın banka kuru daha farklı, daha yüksek tutar oldu galiba. O yüzden dezavantajı. Çok ilginç tasarımlar var tabii ki de buralarda. İlginç şeyler yapmış insanlar. Biz şimdi ilk arabayı stok renkte bırakalım. Bu arada daha fazla Forza için her zaman beğenmeyi unutmayın. Bu arabanın modifiyesini çok merak ediyorum. 6 tekerlekli bir rampa araba. Hepimizin merak ettiği şey ne peki? Arabadan gerçekten rampa misali arabaları uçurabilecek miyiz? Buradan kapısı da açılıyormuş. İçerisine bakabiliyoruz mu? Oo baba. Çok garip bir oturuş şekli var tabii şimdi. Çok ilginç bir alet yapmışlar. Bence direkt sürmeye çıkaralım biz bu bebeği. Ondan sonra geri dönüp de modifiye edelim. Bir ses dinleyelim hemen. Tabii çok ilginç bir motor mimarisi. Ben şu an debriyajlı manuelde oynuyorum. E-Train geldiği için de çok mutluyum. Şu an sanıyorum arkadan itiş araba. Allah Allah. Allah Allah. Aa, direksiyon hissiyatı çok ilginçmiş. Oo arkadaşlar direksiyonu çevirdiğim zaman arka tekerlekler de dönüyor. Aynı filmdeki gibi. Harika bir mekanizma ya. Bu nedir ya? Selamünaleyküm. Benimle kapışmak isteyen var mı? Burada bir maslak var. Kafa kafaya kalkarız bunu. Allah Allah. 3 araba olduk ya. Hadi bakalım. Oo, baba siz ne oldunuz ya? Ya tabii stok versiyonunda arabanın çok bir şey yapamadığını anlamış olduk. Ama tabii ki dediğim gibi burada merak edilen şey aslında burada bunun ne kadar hızlı gittiği değil, arabanın işlevi önemli. O yüzden hemen şöyle bir yola çıktım. Online'da olduğum için insanların içinden geçeceğim ama botlara çarpabilirim. Şuna arkadan da çarpabilirim. Aa lan hiçbir şey olmadı. Aa hiçbir şey yapamadık arabaya lan. Aa hadi, hadi oğlum. Oo, baba olmadı bu şimdi. Uçursaydınız keşke be. Şimdi tabii ki de bu kadar özel bir arabayla birlikteyiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Tabii ki de bunun özel yükseltmesine geleceğiz. Ve arabanın bir bakalım. Araba öncelikle arkadan itişmiş. Biz bunu 4 çeker haline getireceğiz. Ve oha S1'den A'ya düşüyor araba. Okey. Çift turbo koyabiliriz. Süper şarjıcı koyabiliriz. Bence bu arabaya kesinlikle turbo koymamız lazım. Motor upgrade'leri var oğlum. Karbüratör falan var arabada. İlk kez görüyorum bu oyunda karbüratörlü bir upgrade olduğundan. Şöyle bir simgeyi ilk kez görüyorum ben. Of, antilak koyacağız bak bak. Oo, araba 1331 beygir 1870 Nm tork, inanamıyorum. İnanılmaz bir araba oldu. Aa, süspansiyon seçenekleri var. Aa, rally süspansiyonu var, yükseltiyor. Aa, drift süspansiyonu var baba. Arabanın varsayılanından daha da alçaltıyor. Kesin koyduk. 205 kilo eksilttik. Yani şöyle bir 4 vitesli sıralı şanzıman koymak mantıksız değil aslında. Oo, geldik lastikleri şimdi. Aa, çok da bir fark yokmuş. Biz en yüksek yol tutuşu bununla var diye bunu kayacağız. Allah Allah, en büyük inç jantları da koy baba. Tabii ki ya, kekoluğu basalım arabaya. Arabanın orijinal jantları Hızlı Öfkeli 10'daki jantlar. O yüzden değiştirmeyeceğim. Başka da bir şey yapılamıyor zaten arabaya. Şöyle bir baktığımız zaman S1'den S1'de bıraktık. 1810 kilo düşürdük. 1331 beygir yaptık. Kaç basacak ve açıkçası arabayı alçaltmak nasıl bir fayda sağlayacak çok merak ediyorum. Daha da hızlı gitmedi açıkçası. Eğer şuradan arka spoiler'dan yere basma kuvvetini kısarsam 331 gidiyor. Ben diferansiyel böyle ufak tefek ayar çekerek 338 bastırabildim arabaya. Uygulayıp düzeni kaydediyorum. Eğer bu DLC'yi satın alırsanız bir şeyler yapabilecek bir düzeye getirmeye çalıştım sadece. Zaten biliyorum yaptığım kullanımları çoğunlukla siz de kullanıyorsunuz. Mervan'ta yazarak aramaya devam edebilirsiniz. Bu arabaya şu anda yapmak istediğim daha fazla bir şey yok. Keşke nitro da olsa. Şu anda arabaları çarpmak için gerçekten çok sabırsızlanıyorum çünkü daha da alçak bir araba yaptık. Şöyle bir kaldıralım artık araba. Hem daha iyi gidiyor hem daha iyi kalkıyor. Bak burada drag yapan insanlar var. Selamünaleyküm. Baba
Bak duraklatma menüsüne girdin. Korkma oğlum, gel lan. Seni yiyeceğim. Bu ne oğlum? Ne aldın da gel? Ayda. Baba adam eleman ağladı. Kaybedeceğim korkusuyla 918 Spider'la geldi. Gel lan. Gel lan. X-Class arabanı tokatlarım lan seni. Ya baba ağlıyorsun, ağlayacaksan oynamayalım ya. Ya hay senin, ben kalktın yolunda, arabanınla, senin ağlaklığınınla. Ya motor sıvaplama seçeneğimiz olsaydı kesin bu elemanı tokatlardık ama ne önemi yok, ağlak. Ağlak senin. Yürü lan. Ben arabayı test etmeye devam edeceğim. Çok ilginç bir araba yani. Yol tutuşunu da çok merak ediyorum çünkü 6 şeker şu an araba. Dönmediğini öncelikle paylaşmak isterim. Merak ettiğim bir şey var. Acaba araba drift yapabilir mi? Drift'e göre modifiye edersem. Hop. Aa. Ama ya arabaları uçuramıyorsun dayı. Bu nasıl iş ya? Birazcık daha hızlanayım. Şu arkadakine çarpayım. Bu yüksek bir araba. Birazcık üzücü. Yani eğer arabalar uçurabiliyor olsaydık gerçekten herkes bu işin bakımı çıkartabilirdi ama onun dışında gerçekten de eğlenceli olurdu günün sonunda. Keşke olsaydı. Bu arabayı değiştirmeden önce son bir yapmak istediğim bir şey daha var. Öncelikle buradan arabaya arkadan itiş yapacağım. Geleceğim buradan drift lastiklerini koyacağım. Çünkü neden olmasın, bu arabada drift yapabilir. Her arabayla drift yapabileceğimi bir Golf 7'nin içerisindeyken sizlere göstermek isterim. Hadi bakalım. Bakalım nasıl drift yapıyor, arka tekerleri falan oynuyor oğlum bunu. Allah Allah. Canlı yayınlarda bir driftler yapıyoruz var ya, anlatamam size. Acayip keyifli driftler yapıyoruz. 5. viteste yanlar mısın acaba? Şöyle. Allah Allah, hayır 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 hayır. Ya toplamadı, çok mu uzun acaba? Ya al, bir de drift rekoru falan kırarsa çok komik olmaz mıydı? Hadi oğlum. Baba sen nesin, bu nasıl bir arabadır ya? Ne güzel yanlıyorsun sen ya. Gir bakayım şöyle bir. Allah Allah. Aa dur. Oğlum bak, bu kadar kaçırdım puanları. Ona rağmen buraya çok iyi puanla geldi. Aslında arabayı birazcık böyle drift'e alıştırsam araba burada rekor kıracak ya. Vallahi rekor kıracak. Açıyı çok minimumlu tutmak gerekiyor ki araba spin'e gitmesin arkadaşlar. Çok yüksek bir açı verdiğiniz zaman araba kopuyor haliyle. Birazcık da şuralardan şöyle genişlerden ala ala. Döner mi be? Ya sen ne diyorsun, bu araba neler yapıyor? Sakin 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 sakin. Tuttuk tuttuk lan, tuttuk be. Hayır gitme. Gitme. 570 bin hayır. Oğlum neredeyse tepeye 600 bin çıkacaktık. Vallahi milyon zorlar, o kadar yani. Bu videoda diğer modifiye etmek istediğim bir araba da Dodge Charger CRT Hellcat, inanılmaz bir araba. Geniş gövde falan diyor, hızlı öfkeli. Onu da ben dediğim gibi filmi izlemediğim için bunu bilmiyorum ama 5. filmde gene vardı. DLC henüz çok yeni olduğu için böyle çok popüler tasarımlar yok. Of of of, yakışıklılığa bak, karizmaya bak, şu endama bir bak. Bu nasıl bir araba böyle ya? Bu arabanın kaputunun altını bize göstermen gerekirdi reis. O ne oğlum, arabanın o bir dizayn mı yoksa arabanın kaputu da gerçekten motor kapağı mı var? Hemen geldik burada. Aa, motor swap seçeneğimiz yok. Arkadan itiş ver bu araba. Baba bu nasıl bir araba? Bu ne güzel bir ses. Bu nasıl bir süper charger? Bu süper charger sesi değil mi? Arabayı arkadan itiş bırakabilirim ama bu gerçek bir drag arabası. Gerçekten bir kalkış makinesi yapmamız gerekiyor bundan. Ya o sesi kaybettik. Bu inanılmaz bir sesmiş. Ama yarış tipi egzoz, artı beygir, maksimum verim falan filan. Of, artı 300 beygir daha geldi ya. Süper Charger'dan bir de şunu koyduk. 1500 beygir, 1800 Nm tork. Bu araba neler yapacak? Yarış tipi frenler. Yani tabii ki de yarış tipi yaylar. İçerisine cage koymayacağım. Yalnızca 445 kilo eksildi. Şimdi lastik burada işin zor kısmı. Çünkü kalkış lastiği koyabilirim ama 1500 beygirlik bir arabanın kalkışta ne kadar patiye kalacağını aşağı yukarı hayal edebilirsiniz. Kalkış lastiği koyarsak 3.1 saniyede 0-160 gösteriyor. Yarış lastiği koyarsak 4.2 saniye, neredeyse 1 saniye fark. Yol tutuşundan ziyade, ay bu nasıl bir arka lastiktir? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. En büyük jantlarımızı koyduk. Spacer'larımızı şuralardan verdik. Orijinal jantları gerçekten harikaymış. Bayağı iyiymiş. Orijinal jantlarını bırakacağım. Buradan da bir şey yapmayacağım. Burada birazcık body kit seçeneği var ama yani şu anda top speed'i çok etki etmiyor gibi gözüküyor. Arka ya
hiçbir şey koymamak yakışmaz tabii ki. Şunun var olanı ben bırakacağım. S1 klasmanını tuttuk oğlum arabaya. S2 klasmanını yükseltmedik. Çok önemli bir detay. S1 klasmanında harika bir drag arabamız oldu demektir bu. Bir bakayım ne değiştirebiliyoruz. Ya sadece bir vites ayarından 410.8 elde ettik. Araba şu an 410 basıyor ve kalkışı 2.8 saniye sadece 0-100 şaka gibi. Eğer aerodinamiden ön tamponu verdiğimiz bu şeyi böyle sola çekersek 422 basıyor. Şöyle çok ince bir ayar çektiğimiz zaman 422 kilometre bastırdık ve inanılmaz bir hızlanma gözüküyor. Sadece çok kısa bir kontrol, bunu kaldırırsam ne değişecek? Kesinlikle artı fayda, 430'a yükselttik çünkü arabanın batikisini komple kaldırmış olduk. İnanılmaz gözüküyor her şey. Her zamanki gibi sizler için bu arabanın da modifiye ayarlarını kaydettim. 428 basan bir drag makinesi yaptık. Arabayı zaten boyadım, daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum ve sadece sürmek istiyorum arkadaşlar. Of, bir gece. Sen şaka mısın ya? Ne olur birileri şurada bizimle drag yapsın ya. Bak bak, 918 Spider hala işin şovunda. Gel gel. Gel şimdi ben seni tanıştırayım bakayım makinayla. Ya seni var ya. Yerim oğlum, BMW bizden erken kalktı ama onu da yemeye çalışıyorum. Ve hadi oğlum. Yedim lan. Baba çok gerilerden gelerek bir BMW tokatladık ve yani neredeyse aynı anda kalkmış olmamıza rağmen 918 Spider'ı görmedik bile yani. Ne kornaya basıyorsun dayı, gel gel, ne kornaya basıyorsun? Bak bir daha istiyorlar, tamam. Hadi bakalım. Ne oldu, az önce erken kalkmıştın, şimdi ne oldu? Debriyajlı manuelde söylüyorum baba, siz neyin şovundasınız? Siz neyin şovundasınız? Burada inanılmaz bir drag arabası yaptık biz. Elemanı yolladık, hadi eyvallah. Hadi eyvallah, görüşürüz. Eleman ağladı gitti. Ne var, sen beni otobana mı çağırıyorsun, tamam. Dayı biz gene oyun içerisinden bir iletişim içerisindeyiz, tamam geliyorum. Allah Allah ya, adam geldi beni buraya. Tapsi bitti, beni yemek istiyormuş. Yani gerçekten burada mı? He, beni otobana mı davet ettin? Ya oğlum bayılıyorum bu oyuna. Hadi bakalım. Manyağı yapacağım. Arkama bakarsam direksiyon hassasiyetim değişecek. Mouse'a tıkladığıma. Kaza yapmadan elemanın nasıl tokatlandığını hep birlikte izleyelim. Çünkü orijinal motorlu bir Dodge Charger'ı, hele ki Dominika abimizin şu oy. Eleman geliyor. Geliyor, hadi hızlan oğlum. Bas gaza. 413.15. Kafa kafaya, hayır. Aman. Kaza yapacağız zannettim. Görünmez olduk son anda. Drag lastiklerinin birazcık gazabına uğruyoruz. Top speed'imize ulaşamıyoruz. Ulaşmamız lazım. Birazcık daha hızlanman lazım oğlum. Eleman emni içerisinden gidiyor korkaklar gibi. Ne oldu lan, yavaşladın mı? Baba 422 kilometre hızı gördük. Ya ve böylelikle nedense bir yavaşladı, bilerek mi yaptı yoksa bizim arabamız 420'lere geçince onu gerçekten yiyebildik mi bilmiyorum ama kafa kafaya gittik. 5 kasa galiba o 5. Hangi yıl emin değilim ama. Ha bir de rolling mi istiyorsun? Bak sıfır temas, sıfır iletişim, birbirimizi anlıyoruz. 60 kilometrede sabitledin sen onu, aynen. Hadi bakalım. Ya aşığım bu oyuna. Gerçekten inanılmaz bir oyun baba. Sıfır iletişim, sıfır mesajlaşma. Sesli iletişim de yok. Elemanla sadece birbirimize korna çalarak dünyanın herhangi bir yerinde olan bu çocuğu 3 farklı yarışta yeniyorum şu an. Şimdi yokuş aşağı yerde arabamızın aynı zamanda top speed'ini test edebilme şansına sahibiz. Adam hala arkamızda ve biz yoldan çıkmayız inşallah. Aman. Ve biz makaslarımızı ata ata inşallah kaza da yapmadan şimdi top speed'imizi hep birlikte de test etmiş olacağız. Haydi be Dodge Charger, bayıldım sana, sen inanılmaz bir arabasın ya. Yani S1 klasmanında gerçekten olabilecek en iyi arabalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve burada bir top speed'e geldiğimiz zaman 430 km hızı 31'i hatta görmüş olduk. İnanılmaz bir araba. Son virajda dönemeyeceğinden aşağı yukarı emin olsak da gerçekten yetişilmiyor BMW. O BMW ne oldu ha? Şimdi BMW'ci tayfa bana kızacaktır ama evet. Erken davranış olmama rağmen tabii ki de
göremedik orayı. Ya gerçekten harikaydı ama. Ya adama da teşekkürlerimi şimdi sunacağım. Eleman araba değiştirmeye gitti. Başka bir arabayla beni challenge etmek isteyecek ama. Biz videomuzdayız, içerimizdeyiz. Neyle geldi? Onu merak ediyorum sadece. Başka bir BMW ile geldi. Her şey için teşekkür ederim. Harika bir yarıştı. Çok da eğlendirdin beni. Böyle bir iletişim kurduğun için çok mutlu oldum. Ama ben izleyicilerime veda edip bir videoyu hemen kurgulamam gerekiyor. Seninle burada yol ayrımına gidiyoruz dayı. Hoşça kal. Arabanın şurada bir yağmurda çok kısa bir fotoğrafını çekmek isterim. Şuna bir bakar mısınız? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, bu nedir böyle ya? Şaka mısın sen? Aa! Gerçekten hangi açısından bakarsanız bakın inanılmaz bir arabaya bakıyorsunuz arkadaşlar. O kadar güzel, o kadar iyi ki. Ne diyebilirim bilmiyorum. Kelimeler henüz üretilmemiş o konuda. Çok keyif aldım ben bu videoyu çekerken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Twitch canlı yayınlarımıza hepinizi bekliyorum. Bu akşam bu videonun yayınlandığı akşam da canlı yayında olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.